Uçağa binmiş olan herkes bu hissi bilir. Koltuğunuzu bulursunuz, eşyalarınızı koltuğunuzun üstündeki bagaja yerleştirip oturursunuz. Sonra zihniniz, havalimanına gelişiniz, güvenlikten geçip hangi kapıya gideceğinizi buluşunuz gibi düşüncelerden kurtulmaya başlar. Derken içinizi bir endişe kaplar. Bu hissi göz ardı etmeye çalışır, her gün binlerce uçağın uçtuğunu düşünerek kendinize telkinde bulunmaya başlarsınız. Her şey yolunda gidecek. Sadece sıradan bir uçuş, sakin ol dersiniz. Haklısınızdır da. Bir hava faciasına karışma ihtimaliniz 11 milyonda birdir. Ama tıpkı Oran Air'in 554 numaralı uçuş hikayesindeki gibi böyle şeyler yaşanabiliyor. O zaman kemerlerinizi bağlayın ve kalkışa hazırlanın. Rus yolcu uçağı Dominik Cumhuriyeti'ndeki Punta Cana'dan kalkıp Moskova'ya doğru seyredecekti. Bu 12 saatlik rutin direkt uçuşlardan biridir ve uçağın içinde evlerindeki Şubat soğuğundan kaçıp özlem duydukları güneşli kumsallara kavuşmuş ve hayatlarındaki en sıcak günleri yaşamış bir sürü mutlu ve bronz Rus vardı. Uçakta toplam 351 yolcu ve 20 mürettebat vardı. Yerel saatte akşam 6 sularında pilotlar tüm gerekli kontrolleri ve denetlemeleri yaptıktan sonra büyük Boeing 777 artık kalkışa hazırdı. Piste hızını almış, tekerleri zeminle temasını kesmiş ve uçak yükselmeye başlamıştı. Her şey yolunda gitmekteydi. Yolculardan kimi sohbet ediyor, kimi müzik dinliyor, kimi ise gözlerini kapatıp dinleniyordu. Ne de olsa önlerinde uzun bir yolculuk vardı ve 12 saat biraz şekerleme yapmadan geçmezdi. Ama ne var ki uçuşları düşündükleri kadar uzun sürmeyecekti. Başarılı kalkıştan sadece 15 dakika sonra pilotlar uçağın 12 bin fitte tırmanmayı bıraktığını fark etti. Uçak bir türlü yükselmesi gereken 31 bin fitlik irtifaya çıkamıyordu. Pilotlar henüz hava trafik kontrolüne irtifa sorunlarından bile bahsedecek vakit bulamadan tüm kabinde yankılanan bir patlama sesi duyuldu ve uçak yaklaşık 1000 fit alçalmaya başladı. Yolcular patlama sesini duymuş ve uçağın alçaldığını fark etmiş olsalar da neler oluyor sorusunun cevabından emin değillerdi. Birçok kişi uçağın türbülansa girdiğini düşündü. Paniğe kapılmamak için kendimize söylediğimiz yalanlardan biri daha, değil mi? Bir şey yok, merak etme, sakinleş. Ve sakin uçuşlarına devam ettiler. Ama bu durum pek uzun sürmedi. Sadece birkaç dakika sonra herkes bir metal gıcırtısı sesiyle irkildi. Artık inkara yer yoktu. Bir şeyler kesinlikle yolunda gitmiyordu ve bu durum sıradan bir türbülans değildi. Kabindeki herkes huzursuzlanmaya başladı. Neler oluyor? O ses de neydi? Her şey yolunda mı? Ve bir dakika bile geçmemişken sol kanattan koyu renk hatta siyah dumanlar yükselmeye başladı. Artık her şey netlik kazanmıştı. Çünkü ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Sol kanat alevler içindeydi. Motor arızası alarmı kokpitte yankılanırken dumanlar da kabine dolmaya başlamıştı. Kaptan Konstantin Parikoza ve yardımcı pilot Igor Kravtsov'un bir sonraki hamlelerine karar vermek için saniyeleri vardı. Bu gibi acil durumlarda herkesi güvende tutmak için uygulanması gereken belirli güvenlik protokolleri vardır. Pilotlar ve mürettebat paniğe kapılmak yerine eyleme geçmelidir. Böylece pilotlar hava trafik kontrolüyle irtibat sağlayıp yanan motoru devre dışı bıraktılar ve uçağı döndürüp acil iniş için tekrar Punta Cana'ya yöneldiler. Kabin ekibi ise panik ortamını önleyip insanları sakinleştirdi. Bu noktada artık en büyük sorunları yani uçağın yanmasının haricinde yaklaşık 20 dakikadır havada olan Boeing 777'nin yakıt deposunun hala ağzına kadar dolu olmasıydı. Devasa jetin deposundaki 80 ton yakıt 12 saatlik okyanus aşırı uçuşu tamamlamasına yetecek miktardaydı. Tüm bunlar da acil durum iniş riskini oldukça arttırıyordu. Uçak çok yüklüydü ve sert bir iniş jet yakıtının alev almasıyla sonlanabilirdi. Fakat yetenekli bir pilot, uçak ne kadar ağır olsa ve dolayısıyla havada rahatça süzülmesi nedenli zor olsa da sorunsuz bir inişi başarabilmeliydi. Ancak söz konusu yüklü uçakların inişi olduğunda başka bir sorun daha ortaya çıkıyordu. Çünkü uçak ne kadar ağırsa zemine değdiğindeki hızı da kütlesinden kaynaklı momentumdan dolayı o kadar yüksek olur ve daha fazla fren gerektirir.
Bu da daha fazla sürtünme ve dolayısıyla daha fazla ısı oluşumu anlamına gelir. Yani iniş tertibatı muhtemelen alev alacaktı. Daha net olmamız gerekirse ateş artı jet yakıtıyla dolu bir depo iyi bir ikili sayılmazdı. Böylesine bir acil iniş uçağın infilak etmesiyle sonuçlanabilirdi. Ayrıca sol motor zaten alevler içindeydi. Üstelik biliyorum ben de durumun daha kötü bir hal alamayacağını düşünmüştüm. Frenler aşırı derecede ısınmadan inmeyi başarsalar ve yakıt deposu alev almasa bile pisti ıskalama ihtimalleri vardı. Çünkü böylesine yüksek hızlı ve ağır bir uçağın tam olarak durabilmesi için daha fazla mesafeye ihtiyacı vardı. Yani görebileceğiniz üzere güvenli bir iniş yapma ihtimalleri gittikçe azalıyordu. Normalde deposu dolu bir uçak acil iniş yapması gerektiğinde havalimanının üzerinde daireler çizer ve güvenli iniş ağırlığına ulaşana kadar yakıtını harcar. Bu işleme havacılıkta havada yakıt boşaltma denir ve uçaklar düşük irtifada daha fazla yakıt tükettikleri için bu taktik genelde işe yarar. Çalışan tek bir motorla bile bu yöntem işe yarayabilirdi ama ne var ki diğer türbin alevler içindeydi. Fakat asıl acil durum kabinin dumanla dolmaya başlamasından sonra ortaya çıktı. Yani hem yolcuların hem de mürettebatın hayatları o anda tehlikedeydi. Pilotların başka seçenekleri kalmamıştı. Uçak aşırı yüklü olsa ve başarma ihtimalleri sıfıra yakın olsa bile uçağı hızlı bir şekilde yere indirmeleri gerekiyordu. Pilotların acele etmesi gerekiyordu. Bu da yakıt deposu doluyken iniş yapmak demekti. Mürettebat kendini en kötü ihtimale karşı hazırlamış olsa da yolculardan bu durumu gizlemeyi başarmışlardı. Profesyonelliklerini korudular ve insanları sakinleştirip kimsenin zarar görmemesini sağlamak için ellerinden geleni yaparak uçağın inişine hazırladılar. Boeing türbini yanarken alçalmaya başladı. Motorlara daha fazla yük bindirmemek için pilot ve yardımcı pilot hem klimayı hem de havalandırmayı kapattılar. Sıra inişe gelmişti. Gerçekten de çok hızlıydılar ve frenlere daha sıkı asılmaları gerekiyordu. Balatalar ısındı ve tekerler alev aldı. Ama pilotlar bu duruma kendilerini hazırlamışlardı. Çünkü daha önce de söylediğim gibi özellikle bu boyutlardaki fazla yüklü bir uçağı indirirken başlarına geleceklerden haberdardılar. İniş sırasında motordaki yangın bir süreliğine durdu. Ama uçak durmaya başladığında öncekinden daha güçlü bir şekilde alev aldı. Fakat sonra tam anlamıyla bir mucize gerçekleşti. Uçak pisti kaçırmadan mükemmel bir iniş yapmayı başarmıştı. Hemen ardından acil durum tahliyesi başladı. Yolculara kesin olarak eşyalarını bırakmaları söylendi. Çünkü uçak her an patlayabilirdi. Birbiri ardına tüm yolcular ve mürettebat şişme kaydıraklar kullanılarak tahliye edildi. Pist çoktan kapatılmıştı ve uçağın acil durum inişi için ve muhtemelen en kötü senaryo için hazırlanmıştı. Uçak kurtarma görevlileri ve itfaiye çoktan olay yerindeydi ve alevleri söndürmek için var güçleriyle çalışıyorlardı. Ve mucizevi bir şekilde 351 yolcunun hepsi ve mürettebat burunları bile kanamadan güvenle tahliye edildi. Ve tam olay yerinde mürettebat alkışlarla karşılandı. Sadece uçağı güvenle indirmeyi başarmakla kalmayıp tüm zorluklara rağmen 371 hayatı profesyonelce ve etkin şekilde kurtarmışlardı. Uçak mühendisleri inişten sonra gerekli tüm kontrolleri gerçekleştirdiler ve 11 yaşındaki uçaktaki yangının sebebinin motor arızası olduğunu açıkladılar. Fakat buna sebep olan şey pilotun hatası değildi. Kaptan Parikoza gerekli tüm güvenlik kontrollerini gerçekleştirmişti ve kalkıştan önce uçağı bizzat kontrol ettiğinde her şey olması gerektiği gibiydi. Böylesine bir sorunun meydana gelmesi ve uçuş sırasında motor arızasının olma ihtimali her ne kadar aşırı düşük olsa da yaşanabiliyordu. Kahramanca inişten kısa süre sonra Kaptan Konstantin Parikoza ve yardımcı pilot Igor Kravtsov durumun üstesinden ustaca geldiklerinden ve herkesin hayatını kurtardıklarından dolayı Rusya Cesaret Madalyası ile ödüllendirildiler. Hatta yolculardan bazıları 10 Şubat 2016 tarihini ikinci doğum günü olarak kabul ediyor. Doğrusu öyle bir durumda ben de kendime ikinci bir şans verildiğini hissederdim. Peki sizin bildiğiniz başka harika iniş hikayeleri var mı? Varsa lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve arkadaşlarınızla paylaşın.
Ama hemen kalkışa geçmeyin. Kanalımızda 2000'den fazla harika video var. Tek yapmanız gereken sağdaki veya soldaki videoyu seçmek, tıklamak ve keyfini çıkarmak. Hayata olumlu bakın.